Konya Valimiz Sayın Güney Son Hasatlar ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Nuri İbrahim Altay Sayın'ı teşekkür ediyorlar. Alkışlarla kendilerine hoş geldiniz. Konutları. Ayrıca içerisinde cami ve sosyal tesislerle vesaire. Göreve geldiğimiz günden beri hiç durmadık. Bugüne kadar 50'nin üzerinde ilimize 120'ye yakın noktada projelerimizi, ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde şehirlerin sorunlarını yerinde tespit edip çözümleri de yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun bir şekilde yerinde bulmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar her yerde çalışıyoruz. Bilhassa dar ve orta gelirli ailelerimize yönelik projeler geliştirmemiz gerekiyor. İşte bugün bu ailelerimize yönelik projelerin bir yenisini daha hep birlikte ekliyoruz. Bakanlığımıza bağlı toplu konut idaresi ile Konya Büyükşehir Belediye'miz arasında imzalanacak olan bu sosyal konut projesine ilişkin protokol ile birlikte artık Konya'mıza 1057 konutu daha kazandırmış oluyoruz. Filmde de gördüğünüz, gösterebiliyor muyuz? Bir daha onu gösterelim. Bu konutlar da gerçekten çevreye ve doğal yapıya uyumlu, sosyal donatı ve hizmet alanlarına sahip, teknik altyapısı tamamlanmış, nitelikli ve sağlıklı yaşam alanlarını içeren çok önemli bir proje. Tabii planlama yaptığımız alan içerisinde 150 bin metrekare konut alanımız var. Ancak bu alan bütününde çok daha fazla. Sayın Başkanımız dedi ki 1057 konut Konya'ya yetmez. Biz buradan şunun sözünü verelim. İlk etapta 1057 konutu yapalım. İkinci etapta da bir 1000 konutun hazırlığında arkadaşlarımız başlasın. Tabii değerli hemşehrilerim, biz sadece Konya merkeze yapmıyoruz. Karapınar'a da yapıyoruz, Akşehir'e de yapıyoruz, Kadıran'a da yapıyoruz, Ilgın'a da yapıyoruz, Kulu'ya da yapıyoruz, Cihanbeyli'ye de yapıyoruz. Konya'mızın tüm ilçelerine, tüm ilçelerimizdeki alt gelir ve orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik projeler yürütüyoruz. Gittiğimiz her şehirde de, her ilçede de bu projeleri açıklıyoruz. Sadece bu da değil, bunun dışında da kentsel dönüşüm sürecinde hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu ülke bu deprem felaketinden çok çekti. Şu an için ülkemizin topraklarının yaklaşık %66'sı birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Ve ülkemizde bir asırda 6 ve üzerinde tam 56 tane deprem meydana geldi. Bu depremlerde 82 bin vatandaşımızı, canımızı kaybettik. Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat şu an çok büyük tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm sürecini de hızlandırmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm sürecinde bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü bitireceğiz, tamamlayacağımızın sözünü verdiler. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme ülkemizi hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Tabii tespitlerimize göre ülkemizde yenilenmesi gereken 6.7 milyon sağlıksız konut stoğumuz var. İnşallah biz yılda 300 bin hedefimiz var. 300 bin ve 5 yılda 1.5 milyon konut olmak üzere bu dönüşüm sürecini hızlandırmak istiyoruz. Tabii bunun dışında da biz İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle yaklaşık 4 milyar lira kaynak sağlayarak belediyelerimize %50'ye kadar faiz desteği vererek bu kentsel dönüşüm sürecinde de destekleyeceğiz. Tabii %50 destek vereceğimizi ifade etmiştik kentsel dönüşümde. İnşallah bu kredi destekleriyle de kentsel dönüşümün sürecini biz daha da hızlandırmış olacağız. Buna ilişkin önümüzdeki 20 yıl içerisinde de bu süreci biz tamamlamak istiyoruz. Aksi takdirde gerçekten Allah korusun deprem yıkıcı etkileri bir daha karşı karşıya kalacağız ve yeni ailelerimize, yeni ocaklarımıza, yeni annelerimize
acılar yaşatacağız. Biz bu acıların bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biliyorsunuz artık biz belediyelerimizde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Vatandaşımıza gece gündüz demeden 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerimiz bu süreçte belediyelerimizde personel bulunduracak. Gece gündüz bu personel vatandaşlarımıza hizmet edecek ve bu nedenle aldıkları vazifeler, sorumluluklar yeni dönemde belediyelerimizin daha da artacak. Bu uygulamayı da inşallah bugün Konya'da Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimizle başlatmış oluyoruz. Tüm Türkiye'de buradan bunun duyurusunu yapmış olalım. 7 gün 24 saat belediyemiz vatandaşımıza hizmet edecek. Sayın Bakan, izniniz olursa bizim masaya kaldırmayalım. İnşallah her gelişinizde bir müjdeyle Konya'mıza bir imza atın. Tekrar teşekkür ediyorum.